Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım, 2019 Haziran Koç burcu. Valla Koç burçları için önemli bir dönem. O 5 Haziran'dan itibaren başlayan yeni ay döngüsü ve 15 Haziran'dan itibaren çok kuvvetli bir yay burcundaki dolunay döngüsüyle hayatlarında kendilerine o bağırın, o neşeli, umut doru, hayat doru döngüleriyle beraber kendilerini çok da iyi hissedecekleri belli bir döngüye giriyorlar. Yalnızca tabii ki şuna dikkat etmek gerekiyor. Mars Yengeç Burcu'nda, ki Koç Burcu'nu çok sevmez Yengeç Burcu, 4. evde çok aktif bir durumda. Aileyle ilgili konular, ev almak, mülk kiralamak gibi konular ve aile hayatıyla ilgili konuların fazlasıyla gündeme geleceğini görüyoruz. Koçlarda seyahatler, yolculuklar, arkadaşlıklar, dostluklar, çünkü o ikizler yay yeni ayı dolunayıyla beraber çok yoğunlaşacak. Çoğunlukla ayın 14'ü ve takip eden dönemde bazı seyahatlere gidebilirler. Önemli bir iş anlaşması yapabilirler. Bunlar onlar için çok keyifli ve neşeli olacak. Ay başından itibaren kardeşleriyle kurdukları iletişim, haberleşme. Yani bir mesela bu ay uygun fiyata bir cep telefonu arabilirsiniz. Bir iletişim cihazı arabilirsiniz. Bilgisayarınızı yenileyebilirsiniz. Çünkü Merkür'de ileri harekette böyle bir problemimiz yok. Ama Mars ile Satürn'ün karşıt yaptığı 14-17 Haziran sağlığınıza dikkat edin. Ufak tefek yaralanmalar, dişlerle ilgili problemler olabilir. Aşk için en uygun günler 19-23. 19-23 Haziran arası yeni tanışmalar, iş ortaklıkları, arkadaşlıklar. 26 Haziran civarında da sürpriz geziler var. Hadi bakalım, keyfinize bakın. Sevgiler. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.